Alo. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Mensupları, kıymetli Silivri halkı. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında Silivri Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı İşbirliği ile 14-16 Haziran 2021 tarihleri saat 09.21 arasında Silivri Meydanı'nda gerçekleşecek olan kan bağış kampanyası açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Milletimiz adına hayırlı olsun. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Protokol konuşmaları, belge takdimi, kan bağışı arz ederim efendim. Türk Kızılayı Silivri Şube Başkanı Yunus Emre, Sayın Yunus Emre Kılıç Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Yunus Emre. Değerli basın mensupları ve misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hilal-i Ahmer'den Türk Kızılayı'na 1,5 asırlık merhamet çınarımız Kızılay, bugünlerde kuruluşunun 153. yılını kutlamaktadır. 1868 yılında savaşta yaralanan ve hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Kızılay, 1953 yılında kan bağışı alabilmek için araştırma geliştirme çalışmalarına başlayarak 1957 yılında Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı ilk modern kan bağışı merkezlerini açarak kan bankacılığı alanında hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında güvenli kan temini programını hayata geçirdiği günden bugüne gücünü her geçen gün arttıran Kızılay, 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Türkkök projesinde yürütmektedir. Bugün ulaştığımız noktada ülke genelinde yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 3500 çalışanı ile 300 noktada kan bağışı almaktadır. Her gün 1500 hastanenin kan bileşenleri ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamına yakınını düzenli kan bağışçıları ile birlikte karşılamaktadır. 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü sebebiyle hastalanan binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlayan Kızılay, yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biyobankalar oluşturmuştur. Türk Kızılay, tüm bu kan hizmetlerinin yanında Türkiye çapında teşkilatlanmış 259 şubesi ve 141 temsilciliğiyle sosyal yardımlar, afet müdahale, sağlık, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunmaktadır. Bugün burada toplanma amacımız ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Haziran'da kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kutlamaktır. İlçemizde de düzenli ve gönüllü kan bağışlayan ve her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çeken başta Hüseyin Dertok Bey olmak üzere yaptıkları kan bağışlarının sayısı doğrultusunda madalyaya hak kazanan kıymetli bağışçılarımıza ve ne zaman kan stoklarımız azaldığı için acil destek istesek bizden desteğini esirgemeyen İlçemizin kıymetli büyüklerine teşekkür ediyor. Hepinizin Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyorum. Sayın Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, mesai arkadaşlarım, sivil toplum örgütümüzün değerli temsilcileri, muhtarlarım, burada bulunan tüm gönüllülerin hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu özel güne teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz ya, COVID-19'da yaklaşık 15-16 aydır uğraşıyoruz. Tüm dünya uğraşıyor. Bu süreç içerisinde ülkemizde de sokağa çıkma yasakları gibi kısıtlamalar söz konusu oldu. Bu kısıtlamalar çerçevesinde Kızılay kanla ilgili süreçte, kan toplama ile ilgili süreçte biraz kan stoklarımız azaldı. Bunu da hep birlikte görüyoruz. Özellikle son Ramazan ayı girmesi, işte kısıtlamaların tam kapanma döneminin gerçekleşmesi. Bugün de hem Kızılay'ın kuruluşunun yıl dönümü olması vesilesiyle İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın
Başkanlığında, tüm 39 ilçemizde, hem İstanbul Valiliği'nde şu anda aynı anda kan toplama çalışmamız başlamış oldu. 3 gün devam edecek. Her gün sabah 9 ile 21 arasında burada, Uğur Mumcu Meydanı'nda kan toplayacağız. Kan bağışçıları, gönüllüleri buraya davet ediyoruz. Yaklaşık her gün 200 ünite kan hedefimiz var. Yani yaklaşık toplamda da 600 ünite bir hedefimiz var. İnşallah sizlerle bu hedefi tutturacağız. Dostlarımızla ve Silivri hemşehrilerimizle bu hedefi tutturacağız. Malum Kızılay biraz önce bahsetti başkanımız. Birçok alanda Kızılay yer almakta. Sadece kan değil. Bunun yanında yardımlarda da, göçmenlerde de, afetlerde de her konuda Kızılay öncülük yapıyor. Kızılay aynı zamanda hem bizim toplumumuzdaki bağışçılarla hem de ihtiyaç sahipleri arasındaki bu köprü vazifesi inşallah yıllar boyu yine sürdürecek. Biz de elimizden gelen desteği hep birlikte Kızılay'ımıza vermiş olacağız. Bu sadece tabii bizim ilçemizde yaklaşık ben 4,5 yıldır burada görevliyim. Her pazartesi hem aracımızı görürdüm, kan toplama aracımızı, hem de pandemi döneminde de buraya taşındık, Uğur Mumcu Meydanı'na. Pazar günlerine kaydırmıştık, hafta sonuna kaydırılmıştık, çadır çekimi devam etti. Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Hem başkanımız hem de burada gönüllü çalışan genç kardeşlerim fedakarca bu görevlerini yürütmekteler. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Kan bağışı gönüllerimize teşekkür ediyorum. Aramızda Hüseyin Bey var. Gerçekten örnek bir arkadaşımız. Ve 92'ydi sanırım değil mi? 92 ünite kan bağışıyla bizlere örnek olan bir arkadaşımız. Şimdi biraz sonra da onu tebrik edeceğiz. Katılımınızdan dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflerimizi tuttururuz. Kan stoklarımızı arttırırız temennisiyle hepinize saygılarını sunuyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamına çok teşekkür ederim konuşmalarından dolayı. Efendim sizi alsaydık tekrar. 92 kez Kızılay, Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak örnek teşkil etmiş olan ilçemiz eşrafından Sayın Hüseyin Dertop Beyefendi ilçe kaymakamlığımız tarafından teşekkür belgesiyle onur edilecektir. Belgesini almak için kendilerini buraya davet ederken sizden de kocaman bir alkış rica ediyorum. Evet Hüseyin abi buyurun. Belgeleri ilçe kaymakamımız Sayın Ali Partal tarafından takdim edilecektir. Arz ediyorum efendim. Sevgili kaymakamım, sevgili belediye başkanım, sevgili komutanım, değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri, sevgili basın mensubu arkadaşlarım ve Silivri hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu tören yalnız benim için değil, gönüllü kan bağışçıları için düzenlenmiş bir tören. Tesadüfen de 200 bin nüfuslu bir ilçede en fazla kan bağışı yapan kişi olmaktan dolayı önce kendimle gurur duyuyorum, sonra kan kardeşlerimle gurur duyuyorum. Ben 88 yılından beri kan veriyorum. Şu anda da yalnız kan vermiyorum, plazma veriyorum. Aferez veriyorum. Niye aferez veriyorum? Aferez kan kanseri olan çocuklarımız, lösemili çocuklarımız için çok önemli ve taze taze kullanılması gereken bir ürün. Ondan dolayı onun verimi, alımı ve aletlerde yapması bir saati geçiyor. Herkes tabii bu bir saati dayanamıyor. Yani şurada bugün güzel bir tören var. Bazı toplantılarda insanlar birbirini kırıyor geçmek için öne. Bir avuç insanız gene. Ama inanın
kan ihtiyacı olduğu zaman Kızılay Kan Merkezlerinde veya Kızılay Kan Bankası'nın önünde insanlar birbirini kırıyor kan bulmak için. Onun için ben örnek olmak istemiyorum. Sizler bazı konularda kendi çalışma alanlarınızda örneksiniz zaten. Ben sadece bir dokunuş yaptım. Dokunuş yapıyorum ve burada bu töreni düzenleyen başta Kızılay'ımız olmak üzere, sevgili kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere, bütün komutanlarımız olmak üzere ben teşekkür ediyorum. Bu bir dokunuş. İnşallah kaymakamımızın vermiş olduğu hedefi yakalayarız burada. Ben daha önceden bu arkadaşlarımız göreve gelmeden önce Kızılay'da yönetim kurulu üyesiydim. Ve burada rahmetli Erkin Erkuş abimizi, başkanımızı, 40 yıl yakın başkanlık yapan abimizi de saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Ve belediye başkanımız burada bir öneride bulunmak istiyorum. Sevgili başkanım, Erkin abimizin adına bir sokağa veya bir parka vermemiz olursa bugünün anısına çok iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, Sayın Hüseyin Dertoğlu'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur verici, gurur verici bir davranış. Çok teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, programımızın bu bölümünde gönüllü kan bağışı yapılacaktır. Arz ediyorum katılımcılara. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, öncelikle hayırlı olsun. Silivri'de Silivri'de şu an en çok kan bağışı, gönüllü kan bağışı adı altında ödül aldınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Şimdi Silivri'de 200 bini aşkın nüfusun içinde en fazla kan bağışı vermekle birinci olmak dolayısıyla kendimle gurur duyuyorum. Sonra ilçemle gurur duyuyorum. Çünkü Silivri'nin ismi dolayısıyla kaymakamlık, belediye başkanlığı, komutanlık ve İstanbul Valiliği ile beraber Türk Kızılay'ı bir tören düzenliyor. Teşekkür plaketi vermek üzere. Tabii bu büyük olur. Silivri'de benim olmam, benim Silivri'yi temsil etmiş olmam ayrı bir benim için onur ve gurur. Kutlayanlara, gelenlere, törene gelenlere teşekkür ediyorum. Ve örnek olmak diye bir kavram değil de herkes sosyal sorumluluğunun ve toplumsal sorumluluğunun bilincinde olsun. Herkes kendi bulunduğu alanda, herkes kendi başarabildiği işte mutlaka topluma katkısı olsun diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlısı olsun efendim. Gracias.